Sesi de sevmiyorum. Çok iyi ya, ne doğru meslek. Sevmedi abi. Bana bakma öyle. Sevgili izleyenler, bu hafta yine gündeme enteresan bir soru taşındı. Ülkede malumunuz garip bir kesim var. Sabah akşam hangi akrabaya kaç yaşında hallenilebilir diye oturup beyin fırtınası yapıyorlar. Bu seferki hallenme piyangosunun talihlileri baldızlar oldu. Basitçe soru, baldızımla yatarsam nikahıma bir şey olur mu gibi bir soru. Cevabı da nikahına bir şey olmaz, go baby go şeklinde oldu. Yani bu mantık artık bizim içimize oydu, kemirdi sevgili izleyenler. Yani baldızınıza halleniyorsunuz ve tek sorun burada nikahınız mı ya? Cevabınızı biz verelim. Kan yoluyla ya da evlilik yoluyla ortaya bir akrabalık çıkıyorsa lütfen uzak durun. Arkadaşlarınızın yakın arkadaşlarından da uzak durun. Editörlerimizin böyle derdi de varmış. 80 milyon insanın yaşadığı ülkede bula bula baldızınızı mı buldunuz ya? Üstelik bir de halihazırda evlisiniz sevgili tuhaf insanlar. Hanımlar beyler, ülkemizin Allah affetsin heykellerine bir yenisi daha eklendi Denizli'den. Sağlıkçılarımıza saygı duruşu olarak yapılan ama muhtemelen nöbetten erken kaçanları tespit edip Squid Game'deki dev fatoş bebek gibi aşağı indirmek için hazırlanan heykel sessiz sedasız açıldı. Çünkü alkışlamaya muhtemelen yaptıranların da içi el vermedi. Her millet her konuda iyi olmak zorunda değil sevgili izleyenler, zorlamayalım. Yani hissettiğiniz saygıyı nakit bir şekilde de ifade edebilirsiniz. Şöyle bir maaş filan, bir bonus bizce daha fazla işlerine gelir sağlık çalışanlarımızın. Hem böylece sağlık çalışanlarımızın çocukları da benim annem babam buna mı dönüşecek şimdi, travmasını da yaşamaz. Sevgili izleyenler, döviz kuru bu hafta bizi götümüzden bıçakladı. Faizle giriştiğimiz tek taraflı savaşta kaybeden sürekli biz oluyor gibiyiz. Biz de pek ekonomiden anlamıyoruz ama sanki reformlar falan yapılmadan şu faize dokunmasak mı? Böyle giderse sanki birçok belanın ve uğursuzluğun panzehri anne duası bile bizi kurtaramayacak. Hadi biz zamanında 12 taksit Avrupa, Amerika bir yerler gördük. Ama şimdi bırakın başka ülkeleri gezip görebilmeyi, kendi semtinden çıkamayacak bir nesil yetişiyor. Hep söylediğimiz gibi götüyle derdi olanın dünya malında gözü olmazmış. Bunu her hafta söyleyemeyiz. Sevgili izleyenler, sokak röportajlarında cebindeki telefonu çıkar diyen dayıları sevindirecek bir açıklama var sırada. Niye derseniz, ülke ekonomisini cep telefonu üzerinden değerlendiren yalnızca onlar değil. Yine bir milletvekilimiz, ekonomide her şeyin kontrol altında olduğunu, her evde 2-3 telefon var ya sözleriyle bir şey kanıtlamaya çalıştı. İkna ve telkin yoluyla ekonominin iyi olduğuna inanan birileri var mı bilemiyoruz ama cep telefonu veya bilgisayarları bozulacak diye ödü kopan, kabuslar gören binlercesinden haberimiz var. Ve onları buradan bir kez daha sükunete davet ediyoruz.
Lütfen bu tip açıklamaları görünce telefonlarınızı duvara falan fırlatmayın. Vallahi yenisini almak artık imkansız gibi bir şey. Sevgili izleyenler, ekonomi haberleri iyiden iyiye absürt komedi dalında ödül alabilecek seviyeye doğru ilerliyor. Geçen haftaki mini mini zamların müjdesini veren hanımefendiden sonra bu hafta bu gözler, yıllık ihracatımız 20 milyar dolar. Bu paralar yarın Türkiye'ye giriyor. Cari açık kapanıyor. Döviz o kadar fazla ki dolar düşüyor diyen bir milletvekili de gördü. İnanır mısınız? Deminki milletvekiliyle aynı milletvekili bu milletvekili. Aynı milletvekili iki kere bize konu oldu. Ona da helal olsun diyor. Belki de bizde bir sorun vardır. Onu da bilemiyoruz. Yani vekillerimiz evrene mesaj göndererek düzeltiyor olabilirler ekonomiyi. Kuantum şeysi şey yapıyorlar belki. Ne diyordu uzmanlar? Gerçekleşmesini istediğiniz şeye önce siz inanın. Sabah akşam tekrarlıyoruz. 20 milyar dolar yarın Türkiye'ye giriyor. Dolar düşüyor. Ve öyle de oldu. Efendim, akaryakıt zamları nihayet bir vatandaşımızı arabadan indirdi, ata bindirdi. Osmaniye'de yaşayan Emrah Şahin akaryakıt zamları nedeniyle eski otomobilini satıp 1000 TL'ye at satın almış. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğiniz at. Böyle dıgıdık dıgıdık diye koşan beygir. Yani Emrah Bey 90 beygirlik arabasını satmış ve yerine bir beygirlik beygir almış. Emrah Bey ayrıca bu hareketinden sonra ne vergisi var ne pulu diyerek bir hayli de neşelenmiş. E hakkıdır çünkü belli ki kendisi çözüm odaklı bir insan. Şikayet etmek yerine anında harekete geçiyor. Fakat umuyoruz ki bu son olur ve ilerleyen günlerde Emrah Bey telefonu satıp Duman'la iletişim kurmaya çalışmaz. Sevgili izleyenler, ılık götlü dünyadan da haberimiz var. İspanya Kralı Juan Carlos'un libidosunun hormon verilerek düşürüldüğü ortaya çıkmış. Adı çeşitli yolsuzluk ve skandallara karıştıktan sonra ülkeden kaçmak zorunda kalan İspanya Kralı'nın libidosu galiba östrojen hormonu verilerek dizginlenmeye çalışılmış. Juan Carlos yaşını söyleyelim tam 83 yaşında. Kraldan çok kralcı olmak istemiyoruz ama kendisi libidonun da kralı zannediyoruz. Avrupa'da krallar politik iktidarı uzun yıllar önce kaybettiler. Gel gelelim iktidarı bir yerden alan Mevlam anladık ki başka bir yerden veriyor. Efendim, sahte de olsa gerçek de olsa insanın bir diplomaya ne zaman ihtiyacı olacağı inanın hiç belli olmuyor. İnternetten sipariş hizmeti sektöründe göğsümüzü her gün kabartan ülkemiz bu konuda da bir ilke imza atmış. Bazı internet siteleri üzerinden Boğaziçi Üniversitesi hariç bütün üniversitelerin bütün fakültelerinin sahte diploması kapınıza kadar sadece 500 lira karşılığında teslim ediliyormuş. Pazarlık yaparsanız ODTÜ diplomasını 450 liraya da bırakıyorlarmış. Şu inceliğe, şu müşteri odaklılığa bakar mısınız? Sahte diploma yapıp 2 günde kapıya teslim eden internet siteleri, diplomalarımız noter tasdikli, gizli, titiz ve güveniliriz. Güvenmeyen arayıp boş yapmasın gibi bir şey diyerek müşterilerinin yüreklerine su serpmeyi de ihmal etmemiş. Yalnız neden Boğaziçi Üniversitesi hariç bu sorunun cevabını editörlerimiz de bulamadı? Efendim, Wes Craven'in 1984 yapımı korku klasiği Elm Sokağı Kabusu filminin çekildiği ev 3,5 milyon dolara satışa çıkarılmış. 1919 yılında Los Angeles'ta inşa edilen ev 3 yatak odası, banyosu, 4 taneymiş banyosu, bir açık mutfağı, bir terası ve uykunuzda sizi öldürmeye çalışan tüm vücudu yanmış bir adet manyağıyla yeni alıcısını bekliyor. Tabii bahsi geçen ev Türk alıcının çok ilgisini çekeceğe benzemiyor. Çünkü bizde biri 3,5 milyon dolar verip kabus içinde yaşayacaksa Mecidiyeköy'den ev alır. Sonuçta metrobüs, metro her yere daha yakın. Sevgili izleyenler, ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates lüks yatıyla bizim sahillere gelmiş. Şapkası, maskesi ve emekli enişte şortuyla Bodrum Kalesi'ni karış karış gezmiş. Sağlıklı düşünen her birey gibi bundan bize ne dediğinizi duyar gibiyiz. Fakat soruyoruz, bayram değil, seyran değil. Bill Gates bizi neden öptü? Komplo teoricilerine müjde. Mikroçip makinesi ayağınıza geldi. Halı kilim paspas kenarlarına küçük puş taşısı yaptıranlara mikroçip takılır, 5 dakikada teslim edilir diyebilmek için bu kadar gereksiz bir haberi araya sıkıştıran editörümüzün gözlerinden öpüyoruz. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti. Geliyor. Ay
Çok güzel görünüyorsunuz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok heyecanlıyım ya. 5 senedir falan aslında ilk defa böyle bir talk show'a katılıyorum. Ya. Seyirciliği. Yani ondan önce de yine sendeydim ama evdeydim. Evet, pandemideydik yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür ederim tabii biz ki. Biz de seni ağırlamaktan çok mutluyuz. Perşembe günü yani 4 gün önce falan seni zaten Harbiye'de evet. Bağıra çağıra seyrettik. Konseri takip edebilen oldu mu? Giden var mı aramızda konser? Ben gittim. Süper. Ha tamam. Süpermiş. Burada bir el kaldırdı demin. Siz gittiniz. Siz nerede oturuyordunuz? Biz çünkü protokoldeydik, sizi görmedik. Ne? En arkada mı yazdık? Şaka şaka. Nerede oturuyordunuz? Ortada mıydınız yani? Çok güzel değil miydi? Yani bakın sahnede olan biteni şovu falan boş verin. Öyle bir enerjisi vardı ki böyle bir havuzun içine hepimizi doldurmuşlar binlerce kişiyi. Hepimizin üstüne mutluluk serpmişler gibi bağırdık çağırdık hep. Ya çok acayip bir şeydi. O yüzden denk gelirseniz gidin. Var mı İstanbul'da başka konser? Yok şu an. Çünkü bir turneye çok başladık. Keşke olsaydı. Bomboş bir konuşma yok, oldu. Eklenebilir belki diye geldi. Çünkü o harbi o kadar taleple geçti ki ve yani sold out üstü sold out falan olma durumu olunca bir kere bir tane daha yapalım mı diye konuşuyoruz. Sadece havalar soğuyor. Evet. İşte ben turneye çıkacağım. Bir ay sonra dönüyorum turneden. Bir ay sonra ne oluyor? Kasım sonu yani 21 Kasım'da bitiyor turnemiz. Kasım yani eklersek Kasım sonuna ekleriz zaten. Pastırma yazı diye bir şey var. Umarım vardır çıkmamış yani. Çıkmamış candan ümit kesilmez. Ya olursa olur, benim seyircim zaten gördün hani herkes ayakta ve evet, zıplıyor halde olduğu için belki üşümezler. Kendi kendilerine ısınabilirler belki. Ne efendim? Turneye gideriz. Beklerim oraya. İlk nereye gidiyorsun? İlk Bursa'ya gidiyoruz. Aa, yakınmış önünde. Bursa. Evet. Bursa'dan sonra bütün Anadolu'yu dolaşıyoruz neredeyse. Abartmayayım. Yani. Abartmayayım. 38 şehir dolaşıyoruz. Peki. Edis, Londra'da doğup 1,5-2 yaşlarında Türkiye'ye geliyorsun. Hiç şey düşündün mü? Ya keşke Londra'da büyüseydim dediğin oldu mu? Yani bunu arada düşündüm. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani çocukluğumda falan bunu daha çok tercih edeceğime inandığımı hatırlıyorum. Sonra tabii biraz yaş ilerleyince ve şartları görünce burada daha iyi şartlarda büyüdüğümü düşündüğüm için yani Londra benim için daha şey kalacaktı. Standart kalacaktı. Burada daha iyi daha konforlu büyüdüm. Daha konforlu büyüdüm, evet. Yani tabii ki orada büyüseydim başka bir şekilde olabilirdi ama şu anki hayat hikayemden memnunum o yüzden. Evet, yani ben de zaten memnun olduğuna eminim. Sadece o küçükken ben olsam ben de ulan niye Londra'da büyümedik? Ya çocukken öyle bir takıntım vardı. Arkadaşlarım falan kendime Thomas dedirtiyordum. Manyaktım biraz, evet. Ya şey aslında ya ben geldim ama hiç biz gelememişiz gibi de davranıldı. Böyle annem babamla da 8 sene yaşamaktan sürekli İngilizce konuşmalar. Ben de 4. 5. sınıfa kadar babamla sürekli konuşuyordum İngilizce. Ama Thomas diye bir isim yok tabii. Hani. İzmir'den İstanbul'a geldiğinde nasıl hissettin peki? İzmir'den İstanbul'a geldiğimde açıkçası afalladım aslında. İstanbul benim için tamamen turistik gezi yaptığım, işte arada ablamın yanına geldiğim, kuzenimin yanına geldiğim bir yer. Yaşamak inanılmaz değişik yani. İlk böyle bir sene falan hep kayboluyordum. Sonra bir dizide oynamaya başlayınca dizi yerlerini biliyorsun hani. Reşadiye'den iki terliğe kadar bir alan var ya. Abi dizide oynarken iki senede çözdüm İstanbul'u. Set yerine gitmek. Yalnızlık hissettin mi hiç? Orada? Yok, çünkü arkadaşlarımla beraber kazandık hep okulları. Beraber herkesin geldi. Hedefi İstanbul zaten oluyor. Peki İzmir'e dönme planın var mı ileride? Bu merkezini İzmir haline getirme gibi bir şey düşünüyor musun? Vallahi aslında şöyle, tabii ki tamamen bir yere dönemem. Benim tek bir merkezim olacağını da inanmıyorum ben. Hani İstanbul sadece İzmir, işte Los Angeles, Londra falan değil. Ama ben Çeşmeliyim. Yani Çeşmeliyim derken öyle hissediyorum Karşıyaka'yla beraber. Bütün yazım, yani hafta sonum bilmem ne falan hep oralarda geçti. Çeşme'nin bana verdiği huzur ve ilham ayrı. Şarkı yapmayı falan da çok seviyorum orada. Ailemin de orada evi var, Alaçatı'da. Çeşme'de belirlediğim bir yer var kendime, hayalimde. Hani oraya böyle Türkiye'nin böyle en büyük stüdyosunu yapayım gibi bir hayalim var. Ya. Evet. Hayal değilse. Böyle insanlar da İstanbul'a gitmek zorunda kalmasın. Çeşme'ye gelmek zorunda kalsın. Of.
İyiliğe bak. Yani ben iyilik yaptığımı evet. düşünüyorum. Gelince anlarlar hani oranın havası. Kesinlikle canım sen. Aa, ne olacak? O stüdyodan çıktığında yüzüne çarpacak hava ile burada. Ya şimdi bile bazen gidiyoruz müzisyen arkadaşlarına. Valla enteresan. Herkes memnun. O kışın bile o böyle Ilıca sahiline bir yürü et gel filan. Evet. Bambaşka. İzmir için duyguları çok yaşayan bir şehir diyorsun. Zaten İzmir'le aranda özel bir duygusal bağ da var gibi. İzmir'de büyümenin etkisi var mı şeyde şarkılarında? Hiç olmaz mı? Bağlayabilir miyiz ona yani? Ya şimdi İzmir Akdeniz ve Ege yani şehri sonuçta. Ve globalde de Akdeniz olarak bakılan bir şehir. Sonuçta evet. verdiği bir müzikal, bir gırtlak, etki, tat... gusto var yani hani İzmir'in verdiği. Onun dışında da biraz da böyle duyguları yoğun yaşadığını düşündüğüm bir kitlesi var, bir çevresi var. Ailem de öyle. Sen öyle misindi? Ben biraz İstanbullu gibiydim İzmir'deyken de. Ya. Yani biraz daha böyle sakin bir çocuktum ama tabii ki vardır kesin çok İzmirli hissettiğim yerler. Ama böyle hani boyoz İşte bilmem falan gibi hani aşırı milliyetçi tavırlarım yok. Olmadı hiç. Peki. Ama çok seviyorum. Yani ben başka türlü seviyorum. Hani İzmir'in kızı güzeldir şeklinde sevmiyorum belki ama hani bana yaşat toprağımın bana verdiği hissiyatı biliyorum. Bir de İzmir hani sadece Türkiye için değil daha önceki zamanlardaki uygarlıklar için de çok özel bir yer. Ve çok da sanatçı çıkarmış bir yer. Filozof çıkarmış bir yer. Evet. Özel bir yer. Yani çocuktum sonuçta. İlk hayalim, ilk şarkımı orada yazdım ben. Evet, öyleymiş. 10 yaşında mı? Yani 10 yaşında yazdım. Sevdiğin kıza mı yazmıştın? Öyle bir şey. Bir kız vardı. Evet. Ona çok fazla taktım. Ya bu zaten yani. Sonra soracağım soru da. Hatırlıyor musun şarkıyı? Ya şarkıyı hatırlıyorum. Geçen evet. de sordular. Sadece şarkıyı söylemek istemem çünkü biraz utanıyor insan. Ya şey kötü olduğu için mi yoksa? Ya tabii yani 10 yaşında üçünün yazdığı bir şey. Ya zaten hit olsa şu an yayınlamıştım. Hani denedin lisede mi yazdığım şarkı, lisede yazdığım şarkı var albümde. E tamam ama yani 10 yaşındaki heyecanını ben çok merak ediyorum. Kayıtlı kayıtlı. Kayıtlı ve İngilizce versiyonu da var. Hatta onu da okulda okudum. Nasıl bir... Babamla yazmıştık yine... Tava peşindeydim yani gerçekten. O başka güzel, bir şeyden değil. Güzel hikaye yani. Reddedilme hikayen var mı? Var. Okey. Bizimle paylaşmak ister misin? Çünkü psikolojik danışman da var. Yani yurt dışında bir date'de hiç beklemediğim bir şekilde geri çevrildim yani. Hmm. Hiç beklemedim. O kadar uzun yol gelmişti. 45 dakika falan. Ve onun gitti için yani gelmiş. Utanır bir yemek yer. Peki sence senin en gıcık özelliğin ne? Geç kalmam. Bu? Ben geç kalıyorum çok. Hadi daha ya. Doğrusu şöyle geç kalmıyorum. Ben geç kaldığımı zannediyorum. Çünkü benim ekibim bana bir yeri yarım saat önceden söylüyorlar. Ki geç kalma. Geç kalmıyorum. Ama bence geç kalıyorum falan gibi bir şey. Bu benim sistemim. Ya bir şekilde duşta, muşta bir yerde benim beynim gidiyor. Bir kopuyorum orada. Hani her şey çok hazır, dakiyim. Çünkü disiplinli biriyimdir. Bir yerde bir şey, şarkı geliyor, bir şey oluyor. Bir, ona gidiyorsun. Bir dünya oluşuyor o sırada. O dünya beni bir şekilde evden çıkartmamak için uğraşıyor da uğraşıyor. Yani son dakikada çıkacağız. Ya bir dakika bir şey vardı işte şunu da mı aldım unuttum falan kesin geç kalıyor. Takıntın var mı? Koku takıntım var benim. Aa. Hmm. Ne? Nasıl? Nasıl bir şey? Çok güzel kokuyu da çok kötü kokuyu da sevmiyorum. Aa güzeli de sevmiyorsun? Yok. Çok abartı kokuyu sevmiyorum. Çok... Yani evimde de eyvah. Sürekli hava temizleyiciler vardır. Hmm. Çok kokan bir arkadaşım falan varsa hemen onun önüne oturturum. Sevmiyorum yani. Ay yazık ya bakmış kendine fıs 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 gel. Bilen zaten sıkmaz yanımda. Aa, çok acayip. Ben biraz sıktım ama geliyor onu. Gelmiyor. İyi. Ha bir de yüksek sesi de sevmiyorum ben. Çok iyi ya ne doğru meslek. Onu sevmiyorsun. Hakikaten. Mesela böyle evde falan partileriz ya atıyorum. Ben yüksek müzik çaldım o.
Ya benim için yüksek müzik sadece konser ve müzik stüdyosu. Başka hiçbir yerde. Eve iş getirmiyorum. Vallahi. Müthiş sevmiyorum. Ya çok güzel. Hiç aynaya bakıp abi ben bayağı yakışıklıyım ya dediğin oldu. Hayır öyle bir şey yok. Olmadı mı ya? Yok beğeniyorum kendimi tabii ki yani falan ama yani böyle abi bu ne la falan gibi. Yani öyle ben öyle düşünmemiştim zaten. Ya herkes kendini bir şekilde beğeniyor. Nasıl evet. Kendimizi sevmesek nasıl başkasını doğru seveceğiz gibi. Peki kendine birden 10'a kadar puan versen kaç verirsin? 10. Vallahi. Hiç saçma bir teklif aldığın oldu mu? Yani DM kutusuma bakarsan eğer günde 1000 tane mesajın 900'ü saçma teklifi dolu. Ve ben böyle yani bu ara çok bakmaya başladım. Hoşuma gidiyor çünkü böyle bir çıldırmışlık daha nereye kadar uzun yani. Çünkü işler büyüdükçe çılgınlık da büyüyor. Bakıyorum yani komik şeyler var. Arkadaşlarımla çok güzel bir gece geçirirken kaçıncı dakikada Edis şu şarkıyı bir söyle be'ye geçiliyor? Biz öyle bir tip bir arkadaş grubu değiliz. Süper. Beni genellikle dinlemiyorlar. Şöyle dinlemiyorlar. Çok dinledikleri için gece beni dinlemiyorlar. Ha. Ya da standart bir hayatta. Çünkü zaten o şarkı 3 sene önceden dinlemeye başlıyorlar. Ama anı çok söyletiyorlar. Benim gözlemlediğim. Çünkü diğer dudağı falan nasıl söyleyecekler? Masada oturuyoruz çünkü. Çok çoku da söyletemez. Ya ben biraz öyle hani masada efkar yapılacak şeyler söylemediğim için öyle çok başıma gelmiyor. Severek kullandığın bir küfür var mı? Varsa nedir? Yani çok küfürbaz bir değilim. Ama yani böyle p**k gibi daha orta halde şeyler kullanıyorum. Çok kullanıyorum galiba. Tatlı duyuluyor ama. Yani öyle bir ya evet. Falan gibi mi? Yoksa bilaks yani ha. İşle alakalı bir şey falan öyle. Ha, öyle anladım. Aynen. Tamam. Hani güzel. Çok dozunda hani aşırı küfürle boğmuyorum karşımdakini. Aynen. Küçük küçük. Hafif hafif. O iş öyle mi yapılır gibi? Anladım. Senin gibi p**k sevgili. Hayatta buzdolabıma sokmam dediğin bir yiyecek var mı? Yani ben zeytin yemem ama girer. Sokmam, niye sokmayayım acaba? Bir yiyeceğe karşı ne hissedebilirim ki? Yani işte ne bileyim bunu soran editörümüz galiba ne bileyim, ben bamyaya bakamam falanlar var belki öyle bir şey. Yok. Böyle hayvan formu olan şeyleri sevmiyorum. Jelibon. Böyle. Hayır, etin ha. Böyle artık hayvan olduğu kesin belli tamam. Yani. Bu onunla mutlu olmuyorum. Et çok da yerken de çok mutlu olmuyorum. Zaten bir keşke et yememeye başarabilsem gibi bir fikrin varmış evet, gibi. Evet bir veganlaşma çabam var ama yani zor. Olmuyor bir şekilde. Evet, bakalım ben olacak de olmuyor. Ben ya de. Türkiye'de biraz zor. Evet. Türkiye'de yavaş çok yavaş vegan gelişiyor bu arada vegan mutfak. Evet. Ama biraz yavaş gelişiyor yani tabii. Çok fazla alternatif yok burada evet. Bence. Hepsi benim bebeklerim ama o şarkı benim için farklı dediğin şarkı hangisi? Vallahi ben seviyorum şarkılarımı. Ayırt etmiyorum. Ama mesela kendim açıp dinleyebiliyorum dediğim ve yıllardır da değişmediği bu durum. Güzelliğini açıp dinliyorum. Hmm. Ben kendi playlistimde var. Konsere siz gitmiştiniz. Sizin ne en sevdiğiniz? Hepsi sizin de mi bebekleriniz? Saçmalama. Hay normalde ya. Arıyorum. Arıyorum ben çok. Umay! Seninki neydi? Grup hepsi. Pizza. Dört peynirli pizza var onların. Bütün hepsin. Çok çok. Yaklaşık hepsi. Ya anında çok özel bir halimde yazdım anında. Yani yazar olarak seçtiğim o. Yani andır. Belki. Nasıl bir özel anında yazdın? Yani çok safça bir aşk duygusuyla yazdığımı hatırlıyorum. O yüzden de çok özel olduğunu inanıyorum. Hatta birçok insan ve ekibim de o şarkıyı dinlediğinde albüme niye ismini verdiğimi bile anlamamışlardı. Ben ama duygusunu bildiğim için karşılık göreceğini düşünüyordum.
Hakikaten de öyle oluyor. Özel bir şarkı benim için. Konserlerinden önce kendini rahatlatmak için yaptığın bir ritüelin var mı? Var. Tabii ki var. Bir medite şeyim var. Bir nefes açma operasyonum var. Sonra bir özel vokal aletimle, bazen o nargile zannediyorlar, paylaşıyorum story'de. Onunla bir ses açma egzersizi var. Yaklaşık yani konser hazırlamam bir 45 dakika sürüyor. Onun öncesinde de mutlaka bir koşu yapıyorum. Çünkü dans ederek şarkı söylediğim için kondisyonumun hep şey olması lazım. Biraz benimki farklı geçiyor, çok dans içinde olduğu için. Bu parçam hak ettiği değeri görmedi dediğin bir şarkın var mı? Yani güme gitti diyebileceğim bir şarkım var. Tam pandemide Perişan'ımı çıkarmıştım. Evet. Ben aşığım hala şarkıma. Evet. Ha, bu arada Perişan'ımı da dinliyorum hala. Hani güzelliğine gibi. O kadar çok sevdiğim bir şarkı. Yani hak ettiği değer diyemem ama işte beklediğim reaksiyonu almadı. Bir de farklı bir tarz gibi geldi insanlara. Evet. Ama sen zaten gezinmeyi seviyorsun o tarzların için. Evet. Bu Perişan'ımı bir şarkılar gelecek zaten. Ya aslında... biz kendi aramızda mı beğeniyoruz böyle şeyleri? Evet, bizim yani bu öyle belirli bir antrajda çok beğeniyor. Hatta konser seyircim de beğeniyor ama hani stream olarak hak ettiği karşılığı almadı gibi enteresan bir şey oldu. Şu yemeğe asla dayanamam deyip diyet bozacak yemek var mı senin için? Ya benim diyetimi bozmak için çok büyük bir çabaya gerek yok. Her şeyden önce. Kan çekmiş, gördünüz mü? Ya benim garip bir şekilde çok diyetle meşgul olmaktan herhalde, sürekli bir yap bir etme filan. Ben tost çok seviyorum. Aa! Valla. Hatta evimizdeki Neriman ablamızın yaptığı bir özel böyle bir salçalı böyle cheddar içine krem peyniri filan, böyle garip bir tostu var. Böyle hep bozduğumu anladığım anda hep ona o tostu yaptırıyorum. Bari onunla bozayım. Yok, bari değil ya, benim yani için özel bir yemek. Otel odası boşaltılırken çaldığın en absürt şey ne? Ne diyoruz ya? Biri bence bizim belgeseli izlemiş. Biri mi? Yani bunu sonra. İzlemezsek ya. Çünkü şeyi anlatıyorum. Annem otelci olduğu için çocukluğumda o minibardan çok şey çalardım falan diye. Vallahi bir şey çalmıyorum şu an. Hani İhtiyacımız yok. Teşekkür ediyorum. Yani ben çok üşengeçim o konuda. Hani onu bul, özel yerleştir falan. Uğraşmam yani. Şampuan. Peki adını değiştirmek zorunda kalsaydın yeni adın ne olurdu? Eddie Zeyle. Thomas. Thomas. En son ilişkin sana ne öğretti? Bir daha ilişki yaşamam diye. Sarhoşken yaptığın en aptalca şey ne? Neydi ya da? Yani ben sarhoşken aptallaşıyorum. Daha doğrusu şöyle, çok sarhoş olmuyorum ben. Olduğum zaman da aptallaşıyorum. Yani böyle uyuya falan kalıyorum ya. O kadar da aptalca bir şey de yok. Ama böyle bazen şey söyler, çok fazla sevgi dolu da bir mizacım olduğu için böyle aşırı güzel sözler. Ya seni o kadar çok seviyorum ki sen şöyle muhteşemsin filan. Sabah hatırlatıyorlar bana, Allah'ım. O kadar demeseydim ya abi. Artık tahammül edemiyorum dediğin bir şey var mı? Bazen insanları çok mutsuz görüyorum. Özellikle bizim ülkemizdeki insanları bazen çok mutsuz görüyorum. İzliyorum da. Sokak röportajı bilmem nesi falan filan. Buna bir tık tahammül edemiyorum artık. Ya o kadar haklısın ki. Adını hatırlayamadığın bir tanıdığınla karşılaştığında ne yapıyorsun? Şimdi beni genelde zaten selamlaşıyor herkes. O yüzden arada arkadaşım mı şey mi bilemediğim için genelde sohbete devam ediyorum. O karşı taraftan bir nerede tanıştığımıza dair bir şey gelirse. Geçen oldu hatta, sporda karşılaştık. Hatırlamış gibi yaptım, geçtim. Ne yapayım yani? Gibi, aynen. Yeni tanıştığın biriyle birden çok samimi olup fazla özel şeyler paylaşır mısın? Eskiden yaptığım bir şeydi. Vallahi. Ya benim de çok pişman ayarım yoktur yani. Şimdi ama daha kontrollü şimdi musun? Şimdi daha kontrol olmak zorunda olduğuma inanıyorum. Bir tık daha, çünkü yani biraz da büyümekle alakalı. Evet. Yani çocuksu değiliz daha ya, işte 30 yaşındayım. Yani artık hayat bir şekilde önlem alman gerektiğini öğretiyor evet, sana. Ama çok samimi davranırım. Hani çok bir şey vermesem de kendimden. Evet. Samimi olma konusunda hiçbir problemim yok. Çok arkadaş canlısıyım. Bu da her işin içinde ya dediğin biri var mı?
Bu ara kendim galiba. Ya böyle bir belgesel, kripto para falan, işler evet. güçler. Evet. Çok her şeyi yaptık gibi geldi. Çok hoşuma gidiyor tabii benim. Yani aslında böyle biriyim zaten. Ben bu yeni görünüyor. Hani her şeyde bir fikri olan, her şeyi yapmak isteyen biriyimdir evet, normalde. Evet. Çok müzisyen kaldık zaten. Böyle şimdi bambaşka saldırmış halde. Yok yani öyle bizim burada sorduğumuz sorunun sanki karşılığı olmuyor. Sanki onu da o yüzden da sormuşsunuz gibi de. Yok yok, herkese bir soruyorum. Yani. Kimseyi gömüyor mu acaba bizim konuğumuz diye de rezil olduk. Kendini gömdürdük adama. Batıl inancın var mı? Var. Ya var da şöyle bir kırmızı bekik takıntım var. Habire takıyorum. Şans getirdiğine inanıyorum. Bu bir batıl inanç olabilir. İnşallah getiriyordur. Bende de var. Bak sende de var. Evet. Tamam. Bence getiriyor. Bir de birazcık astrolojiye ilgim var. Ya. Vallahi. Ne, sen ne burcuydu ya? Ben yay burcuyum. Ha yay. Evet. Yükselenim aslan. Ay burcu falan biliyorum. Ay burcun neymiş? Koç. Senin de mi benim de koç? Yani. Astro... Bayılırım yaylara çok bu arada. İyi. Yaylar çok tatlı değil mi? Evet. Ben inşallah yaylar... sizin de Harbiye'de konseriniz olur. Ya, yaylar galiba bir de dünyadaki en az burçmuş. Öyle bir şey bilgi var bende, bilmiyorum. Yaydan. İnternetten yay... araştırın. Hangi aydı yay? Aralıktan Kasım geri. Kasım sonu. Aralık. Kasım. Ya bazen böyle bir konuşuyorlar. Şöyle olacak, böyle de retro bilmem ne. Yani bir şekilde o senin kafana giriyor. Ve sonra hani iyi bir şey de olsa, kötü bir şey olsa hepsini ona yoruyorsun. Ben bir şey hesapladım. Yay en az burç deyince 9 ay geri gittim. En az seks nerede oluyormuş? Şubat, Mart. Ve mantıklı mı? Asla değil arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya herkesin bir özeli var, bilmiyorum şimdi. Hayır yok, ben kedilerden diye. Şey yaptım ama yerseniz. Sürekli takip ediyorum. Mesela özel bir astroloğun var mı? Mesela Dinçer Günler'e haftada bir ararım falan. Şöyle bir şey. Şimdi astrolojinin aslında çıkışının biraz magazinden olduğunu biliyorum. Yani böyle Londra'da Charles'ın kardeşi. Hani onunla ilgili onun hayatı iyi gidecek mi, kötü gidecek mi diye bir köşe veriyorlar The Sun'da. İlk astroloğa. Aslında medyanın yarattığı bir şey diye bakılıyor astroloji. Ve astronomiden de bilimsel olarak ayrıldığı iddia ediliyor. Sonuçta dünyanın etrafına dönmüyor. Dünya bir sistem içine dönüyor. O yüzden bilimsel bulunmamasıyla beraber bir çekim, yani evrensel çekimlerin bir, yani mutlaka bir şey, yani etkisi olduğuna inanıyorum. Çünkü bu kadar o haritalar bakıldığı zaman falan bu kadar çıkamaz tutturmaları bence. Tutturmaları enteresan. Tutturmaları enteresan. Annem çok ilgili. Ha. Bir ara hatta eğitimimi aslında. Sonra koptu ama annemin bir arkadaş grubu var. Böyle çok sevgili plaza ablalarımız. Hani şey de durumda şey. Mesela böyle hiç retroda anlaşma imzalamıyoruz. Bilmem ne yapamıyoruz. Ha. Single çıkartamıyorum filan. Hadi aman onlara aman dikkat ediyorsun. Sakın filan gibi. Astrolog çok bir iyi. Tane görüştüğüm bir astrolog ablam gibi artık. Hani arada böyle senede bir, şimdi o kadar sık irdelemiyorum ama böyle çok zorluk yaşadığım, işle alakalı zorluk yaşadığım bir dönemde hakikaten onunla konuşmak terapi gibi gelmişti. Terapiye gidiyor musun? Evet, düzenli olarak terapiye gidiyorum ben. Ne kadar, kaç senedir? Bir pandemide başladım. Aynen. Pandemide devam. Çok zorlandım ve sonra bir baktım çok zevkli. Hani iyi değilse sen bir gidip göreyim modundayım. Yani görüştüğüm kişi de zaten böyle çok keyifli, sevilen de biri, yazar mazar. Böyle yani abi kardeş gibiyiz hani. Çok güzel. Belki de bocalamamamı sağlıyor. Çünkü hep bir yorumum var. Bizim çevremizde ve benim hayatıma sahip olan birçok kişiyi de görmüş. O yüzden hayat hikayemde de tecrübeli birinden böyle bir şeyler, güzel şeyler duymak iyi oluyor benim için. Hanımlar, beyler, bence yeterince dürüsttü. Ne dersiniz? Müziğe olduğu kadar dansa da meraklı bir çocukmuşsun. Tabii. Dans belki bazen ön plandaydı hatta. Halk oyunlarıyla Polonya'ya ekip başı olarak gitmişliğin var mı? Yani buradan mesela soruyu biz bu sanat merakı nereden geldi? Sanatla ilgilenen kim ailede falan diye bağlamışız ama ne oynadın? Vallahi çok Anamur oynadım, Karadeniz, Antep, tabii ki Ege, Zeybek vesaire.
Hatırlayamadım kadar çok bu arada. Kafkas. Ben salon dansları yaptım, salsa yaptım, hip hop yaptım, caz yaptım. Sonra lise 2'de okul değiştirdim ve okulumdaki en popüler şey de folklordu. Ve modern bir folklor. Yani şey biraz Anadolu ateşinden esinlenilmiş bir folklor tipi. Baş dansçıydım ben onların. Hatta şimdi bazen koreografiler yapılırken benden böyle arada bir yani Afrika filan zannederken bir Karadeniz çıkıyor böyle. Kasa hafızamda var ve benziyor bazı şeyler garip bir şekilde yani bilmiyorum. İlginçtir ki benim annem babam üniversitedeyken oynamışlar folklor. Orada bir çift olma ve tanışma arkadaş olma galiba durumları oldu. Annemin de babamın da sesi güzel. Evet, babam şarkı yazar, şiir yazar. Aileden geliyor o zaman zaten bu eğilim. Evet. Diyebiliriz. Yani tamam. Peki profesyonel bir sporcu olsam uzun atlamacı olurdum diye bir açıklaman varmış. Küçükken de sporla ilgilendiğini zaten biliyoruz. Şu sıralar nasıl aran sporla? Mesela uzun atlıyor musun arada? Atlamıyorum. Ben şimdi bu ara en çok tenis oynuyorum. Ya. Peki küçükken başladığın bir şey mi tenis? Bir ara merak sarmıştım. Şimdi bir senedir falan. Nerede oynuyorsun ya? Bulunduğum sitede. Buraya gelmeden önce de oynayıp geldim. Gerçekten. Vallahi. Ya ne kadar eğlenceli bir şey ya tenis. Çok keyifli. Galatasaray Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a geldiğinde 17 yaşındasın ve o zaman 8 tane demon varmış. Evet. Yani bu kadar ne istediğini bilerek gelmişken neden direkt konservatuvarla ilişki kurmadın? Tamamen babamın annemin zoruyla. Yani öyle bir zor ki hatta benim bir üst dönemimde yakın bir arkadaşım Galatasaray'da okuyor. Bu arada Galatasaray'da okumuş olmaktan son derece memnunum. Ya çocuk aklı tabii ki hayal ettiğin şeyi istiyorsun. Ama yani okulunda bana öyle bir katkısı olacağını bilmiyordum tabii ki. Benim tek derdim müzikle ilgilenmek. Benim bir üst dönemimde okuyan, Galatasaray'da okuyan arkadaşımı çağırmış babam. Yani zaten görüşüyoruz da onunla konuşmuş. Arkadaşım geldi ki Edis bir müzik stüdyoları açıldı. Bilmem ne falan. Bir saat bana böyle konuyu anlattılar. Olmayan bir konuyu. Hayır var da yani o kadar yok. Ve beni orada ikna ettiler. Ben de tamam dedim Galatasaray'a gideceğim. Aynen. Yoksa benim hani başarılıydım. İyi bir okul kazanacak kadar puanım vardı ama derdim yine konservatuardı. Zaten ama okulda okurken ben ikinci okula başladım yarı zamanla. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na. Müzikal bölümü. O tabii bir sene sonra çok bitti. Teşekkür ederim. Ayağınızın sağlık. Aynen öyle oldu. Bir sene sonra olmadı. İkisi birden okuyacak şeyim olmadı. Peki senin bu belgeselinde seyrettiğimizde öğrendiğimiz karaoke konsere dönüşmüş. Evet. Arkadaşlarınla gittiği karaoke. Evet, evet. Sonra arkadaşın gelmiş demiş ki sen albüm yapıyoruz. Menajerim ben oluyorum falan diye. Oradan da bugüne kadar gelmiş bir yolculuk bu. Evet. Peki şans ne kadar önemli sence? Yani mesela o karaoke falan filan ya gidemedin o gün oraya mesela. Yine gelir miydin bu noktaya? Burada da sürreal bir durum var. Şansınızı kendiniz de yaratıyorsunuz. Şans da sizi buluyor. Bunun başında bence bir şeye gerçekten inanmış olmak var. Yani şu an benim başıma gelen olaylar bence şansla çok bağlantılı. Ama o şansı acaba kendim mi yaratıyorum? O şansı ben mi çekiyorum onu bilemem. İstemediğiniz bir şey sizin önünüze şans olarak sunulmaz çünkü. Bence öyle. Evet. Yani bunu en azından şans diye adlandırmazsınız. Allah karaoke gecesi de ondan sonra başıma gelen şeyler de kesinlikle şans. Ve tabii ki ona inanma ve yani çalışma ürünü diyebilirim. Tabii yani şansla karşılaşabiliyorsun da hazırlığın yoksa o şansı değerlendiremiyorsun. Kaçırmış da olabilirsin. Benim Oğul şarkısıyla çıkmadan önce Kenan Doğulu'yla aslında bir demo kaydınız varmış. Her şey çok hızlı ilerledi diye sen bir dur bu dedin. O da şans işte mesela. Evet bir anda şey oldum ambali oldum böyle bir ne oluyoruz filan. Ama aslında Kenan abi zaten Amerika'ya gidecekti. O şarkıya güzel bir demo yaptı. Kendi sesi de vardı içinde. Sağ olsun o sesi sayesinde ben müzik şirketlerinde burada benim Kenan Doğulu'yla devam. Plan şeklinde. Yani öyle bir hava kattı duruma. Ve onun sayesinde hakikaten kesinlikle onun sayesinde bir şeyler olmuştur. Selamlar. Çok seviyorum onu. En çok izlediğim program.
yani duyarsa. Sonra ben Ozan Doğulu'yla konuştum, Ozan abiyle. Orada bir böyle bir şeyler böyle olmadı gibi, sanki ben mi çok yavaşım, sen mi çok hızlısın filan derken başka biriyle başladı. Sonra yeni bir proje. Yeni bir prodüktörle başladı. Başka bir proje. Peki yeni şarkı yaptığında ilk kime dinletiyorsun? Bir de beğenmezlerse ısrar ediyor musun? Bir daha bak falan diye. Yok, ısrar etmiyorum. Beğenmemeleri önemli benim için. Bazen ben çok beğeniyorsam önemsiz. Vallahi ilk kime dinletiyorum ya? Ben herkese dinletirim vallahi. İş grubuna yollarım, anneme babama yollarım, arkadaşlarıma yollarım. Hani özellikle zevkine güvendiğim fotoğrafçı bir arkadaşım var, Emre Ünal. Evet. Emre'nin inanılmaz bir sensörü var bu konuda. Aa. Radar inanılmaz iyi. Yani mesela böyle 15 şarkı hazır. Martılar şu anki dinlediğiniz halden bambaşka bir ham madde halinde. Emre demişti ki yani ilk martıları çıkar. Yani onu dinlediğim için çıkarmamış. Yapımcım da şey söyledi sonra ama. Hani onu oradan yakalaması mesela iyi dinlemlenin. Ve yeğenim var Lidya. 3 yaşında şu an. Lidya'nın yakaladığı şarkılar da enteresan bir mesela, şey yapıyor. Yani yakaladığı var mı? Var. İşte arıyorum da Martılar onun favorisi de, ama Martılar çok büyük favorisi ve gerçekten Martıları ilk çıkarmamda Lidya'nın çok büyük etkisi var. Yani çünkü öyle bir çocuğun o şarkıya hakim olması falan mümkün değil. Yani bir taraftan birinin genius olması lazım. Ya çocuk olacak ya şarkı. İnşallah şarkıdır. Çocuğu büyütemeyeceğiz yoksa. Aynen. O bizi büyütecek. Ya mesela arıyorum'a geç alıştı. Orayı da dikkat ediyorum. Hakikaten de şey de oluyor. Şu anki arıyorum'un notasyonu da öyle. Yavaş yani, yavaş yayılmaya başlıyor. Bilmiyorum yani. Lidya'nın öyle bir gerçekten garip bir şeyi var ya. Bu kustosu var. Edis, biz sen kiminle yemeğe çıksan acaba diye. Evet, çok zor burası. Evet. İnşallah şimdiden yine... Şimdiden bütün ünlülere, ünlülerden özür diliyorum. Ünlülerden özür diliyoruz. Ünsüz de koymamışız, neyse. O zaman kimle romantik bir yemek masasında oturmak istersin? Olsun soru, bakalım ne olacak? İlk seçeneğimiz Hande Ataizi ile mi yemeğe gitmek istersin, yoksa Didem Soydan'la mı? Ben Hande'yi, Didem'i de çok severim ama Hande'ye ayrı bir hayranlığım var. Hande'yle gitmek isterdim. Hande Ataizi ile. Peki Hande Ataizi ile mi yoksa Ekin Beril ile mi? Hep romantik olmak zorunda mıyız? Yok peki, be hayır canım. İlk öyle başladık ya. Evet. Ya masa romantik, siz olmuyor. Ekin'le çok eğleniyoruz. Hemen Ekin'e doğru ben zıplayayım buradan. Tamam. Peki Ekin Beril ile mi yoksa Katy Perry ile mi? Ekin Beril ile devam edelim. Neden? Bağ mı? Katy Perry'nin menajeri burada. Neden? Siz Katy Perry'yi seviyorsunuz çünkü. Ben daha önce kendisiyle tanıştım ve sevmedi abi. Uyuz kızın biri yani biz, tamam istemiyorum. Değil hayır yani Ekin Beril'le devam et. Kesinlikle uyuz. Değil yani, iyi bir. Ekin Beril'le devam ediyoruz. Ekin Beril mi yoksa Yasemin Mori mi? Aa, Yasemin Mori şimdi beni gırtlaklar. Yasemin Mori zaten tabii ki. Yasemin Mori. Şu an Mori. Yani. Şu... Dedim bilmiyorum. Ekin'le yedik zaten hani. Yok öyle olmadı. Yasemin Mori mi? Dua Lipa mı? Dua Lipa. Evet, bence de Dua Lipa. Merhaba Dua Lipa. Dua Lipa mı, Eminem mi? Eminem. Neden? Eminem, ben çocukken çok hayranım. Peki, Eminem mi yoksa Melikşah Altuntaş mı? Vallahi Melikşah Altuntaş çok eğlenceli çünkü Melikşah. Hepsini seçemezsin ama. Ya ne bileyim, farklılık olsun diye. Peki Melikşah Altuntaş mı, Zendaya mı? Ay ben Zendaya çok aşığım. Aa, bir sen. Nasıl bir sen? Şaka yapıyorum. Ha pardon, aynen. Ya Zendaya şu an bu işi alır götürür. Öyle eğer çok ciddi bir büyüğüm çıkmazsa, hani dayak yiyecek bir ihtimalim olacak, bir tanıdık çıkmazsa. Var. Zendaya çok güzel değil mi ama? Çok, çok evet. Yetenekli, evet. Çok başarılı. Var mı beğenmeyen Zendaya'yı? Zendaya?
Yok. Zendaya ile devam ediyoruz. Zendaya mı? Çenem kasıldı ya. Zendaya diyemiyorum arka arka. Emrah Karakuyu. Emrah Karakuyu. Galiba Edis'i dövecek büyüklerinden biriyle karşı. Yani benim bir numaram hayatımdaki canım kardeşim. Hem de arıyorumla Martıların da söz yazarı. Şimdi Zendaya'yı seçersem. Olmaz o iş. Yeni şarkıların telifini benden geri alır. Aman gözünü seveyim. Yok vallahi Emrah'la yani. Yakın arkadaş olayı işin içine gelince biraz... Tabii. Şey peki oldu. Emrah Karakuyu mu yoksa Halsey? Tatlı bir kız bence. Yani buradan da öyle görünüyor. Şeyi de yani... Ki en berbat birkaç fotoğrafı bu arada. Evet yani kız normalde böyle çok evet. Güzel. K-popçu gibi bir yani tavır tarzı. Yani olabilir ama Emrah'la devam edebilirim bence. Emrah Karakuyu'yla devam ediyoruz. Emrah Karakuyu mu, Anıl Piyancı mı? Bunlar ikisi de çok yakın bu arada. Yan yana da oturuyorlar. Birbirlerini düşürmeyelim. Başka birisi olamıyor. Hayır. Anıl'cığım, Anıl'ı da çok sevim. Harla Emrah Karakuyu. Emrah Karakuyu mu, Ezel mi? Emrah'la yeterince birlikte olduğumuza inanıyorum. Ya bu iş öyle değil ama. Sercan olsun, Ezel olsun. Ezel'le devam ediyoruz. Ezel mi, Devgan? Tamam Devgan. Hadi. Hepiniz tamam Devgan. Dave Gunn mı yoksa Jennifer Lopez mi? Ağzın yamulduğuna göre Dave Gunn. Dave Gunn mı, Billie Eilish mi? Billie Eilish. Billie Eilish de bir yay burcudur. Gururumuzdur filan. Hanımefendi belki de Billie Eilish olacaksınız. Olursunuz. Billie'yi çok seviyoruz. Seviyorum. Katy biraz gıcık ama Billie tatlı. Ya Katy de gıcık değil, sadece Ekim Belli'yi daha çok seviyorum Katy Perry'yi. Aynen. Billie Eilish mi, Aybüke Albere mi? Aybüke tabii ki beni yıplaklayacak biri olacağı için. Tabii ki Aybüke Albere. Aybüke Albere ile devam ediyoruz. Aybüke Albere mi yoksa Drake mi? Drake. Aybükeciğim o da ister be. Tabii. Sen şu Drake'le artık yemeğini ye. Drake'e çok hayranım ben, bilirler yani. Peki Drake mi, Justin Timberlake? Vallahi eskiden olsa Justin Timberlake fanı ve aşığı bir insan olarak birçok ilhamımı da onun kariyerinden almışımdır. Hala hatta sahnede söylüyorum, Harbiye'de hatırlarsın. Ama biraz Drake hayranıyım ben. Aa. Evet, evet. Peki Drake'le devam ediyoruz. Drake mi, Kanye West mi? Şimdi şöyle, bu Kanye ile Drake arasındaki gerginlikte ben Drake'in yanındayım. Evet. Ama Kanye çok renkli biri olacağı için. Evet. Böyle ayağa kalkıp kesip bağırıp sonra tekrar seni sevmeye karar verecek. Bipolar hastası ya. Onu bir yaşamak isterdim onunla. Adam müze muamelesi yaptı Kanye. Bir gidip gezeyim ya bakayım. Deliymiş hazır diye. Kanye West mi, Britney Spears mı? Britney Spears! Britney Spears'a yemeğe gidiyor o zaman. Harikulade. Deliymiş hazır diye. O zaman Kanye West'le yiyorsun yemeği. Ona mı kaldı? Evet. Peki. Keşke son olduğunu söyleseydim. Var mı sevdiğin bir isim? Oymuş gibi yapalım. Ben Britney Spears'ı çok seviyorum. Britney Spears. Bak bekle. Kanye West mi, Britney Spears mı? Britney Spears! Britney Spears'a yemeğe gidiyor o zaman. Harikulade. Nerede yemeğe giderdiniz Britney ile? Bence Free Britney, bence bu arada evet Free Britney. Ve oldu galiba zaten. Özgür artık. Şey, ama hala şey diyorlar, ne kadar özgür olsa da aslında o kadar da büyük bir özgürlük yok. Belgeselinden de çok etkilendim. Onun da çıktı Netflix'te belgeseli. Evet evet, onu da takip ettik. Aynı dönem çıkması sevgili Edis. Şöyle, bence daha dünyaya Michael Jackson'dan sonra Beyoncé de aynı şekilde, Justin Timberlake falan ama bence Britney Spears kadar ışığını bu kadar performansıyla yansıtan biri çıkmadı. Ses hep tartışmalıdır vesairedir, oralarını bilemem. Ama benim için dünyada gördüğüm en iyi sahne performans artisti. Çok ilham almıştım var. Şovundan, bakışından.
ateşinden. Benim için hakikaten önemli biri. Şu an ne kadar Instagram'da sürekli döne döne video çekiyor olsa da ya da kendini özgürce yaşamak istiyor belli ki. Çünkü çok küçük yaşlarda bir endüstriye girmiş. Hı hı. Hala benim için çok özeldir. Yani bu arada böyle açıp izlerim onun çok iyi performanslarını. İyi o zaman. Ne güzel oldu Britney ile yemek yediğimiz. Umarım yerim ya bir gün. Peki pandemiden önce Amerika'ya taşınma durumun vardı. Warner Records'la anlaşman var. Evet, hatta evet. Warner'ın bir yetkilisi kimi gelmişti? İkinci ismi. Süper. O da o etkilenmiş görünüyordu. Biz yani tabii, After'da ya, bir uzaktan gösterdiler. Bayağı keyifliydi. Ya benim şirkete girişimde Alfonso'nun çok ciddi bir efekti var. Ben Amerika'ya gittiğimde ben Türkiye'de tanıştım Alfonso'yla. Amerika'ya gittiğimde ona mail attım. Öyle görüştük. Biliyordu beni. Sonuçta hani artık imzalamışız. Bir albüm yapacağız ama gerçekten o harbiyi o bile yaşayınca şey oldu. Garip oldu. Yani çok fazla konuştuk üzerine. Canlı yaşamasının ciddi bir efekti oldu ona. Peki planlar nasıl ilerliyor? Var mı yani önüm böyle bir yol haritası var mı? Ya şimdi var. Aslında uzun zamandır var. Uzun zamandır yaklaşık yani 12 şarkı falan bitti. Ama bir türlü ben bitiremiyorum. Yani bir türlü istediğim şey olmuyor. Aslında çok önceden çıkabilirdi. Burada yaptığım işin standart üstü olduğuna inanıyorum. Yani kendim öyle yapıyorum. Bu diğerlerinde de aslında öyle bir durum var ama fark yaratıyor muyum? Hep soru işaretindeyim. O yüzden de biraz böyle sadece İngilizce olmasa mı, sadece Europop olmasa mı işte filan gibi böyle değişik janralarım var. 12 şarkı 5 kategoride ayrıldı. Ve şirket en son dedi ki ne yapacağız? Yani bir gittin disco yaptın, bir gittin afrobeat yaptın, hip hop yaptın, pop yaptın. Bir şekilde bir şey bulalım. Mesela bir tane çok Türklerin seveceği bir şarkı var solo diye. Benim yaptım. Hani dinle delirirsin. Ama diyoruz ki hemen o kadar yerel bir şey verelim mi filan. O kadar inceleyip sık dokuyacağım ki bitecek yani ömrü filan gidecek. O zaman çıkaracağım yani. Neyse velhasıl artık herhalde bir Ocak'tan sonra gelecektir diye düşünüyorum. Aa, biraz da yakın evet. Bu işte ben istedim ki pandemi bitsin bir kendime geleyim. Hı-hı. Bir sahneye çıkayım. İki tane güzel şarkı çıkarayım. Amerika'ya taşınma durumu yok. Aralarda gidip geleceğim. Çünkü burayı merkezden uzaklaştırmak istemiyorum. Merkezi buraya geçiyorum. İki gün sonra benim vokal prodüksiyon ekibim geliyor Londra'dan. Oh, süper. Biz kayıtlara Türkiye'de başlayacağız. Türkiye'de devam edeceğiz. Hani harika. Oraya belki şeye giderim, promosyona giderim. Röportaja, işte canlıyım bilmem nesi falan filanı. Ne olacağı şans, kısmet. İnşallah güzel şeyler olur. Hepinizi mutlu edebilirim. Şimdi bu belgesel diyoruz ya. Kimin fikriydi belgesel olması? Yani benim fikrim değildi. Şöyle... Benim fikrim kendi konserimi çekmekti. Anı Veda konserim vardı. 2019'da Arena'da. Ben onu çektim. O Arena'yı zaten bir başka bir platformla görüşüyorduk. Hani konser olarak yayınlayacaktık. Ve konser olarak da yayınlamak üzere şu anki platformla konuştuk yani. Netflix hani öyleydi Netflix'le beraber. İlk başta konser olarak başladık. Sonra Noah var bu şeylerin başında. Müzik dokumentarı ve dokumentarı başındaki sorumluluğumuz. Çok severim Noah'yı. O dedi ki yani hani güzel konser yayınlamak. Bir de pandemi dönemini yetiştirmek istiyorduk. Çünkü herkes o zaman online konser yapıyordu. Evet. Biz dedik ki hani böyle bir şey yapsak çok iyi olur gibi. Hani bunun sonradan belgesele dönüşmesi, o işin diğer platform yerine hani oradan bize teklif gelmesi falan hep oralar oranın. Tabii sonra Yusuf Curnos dahil olunca da işin içine daha farklı bir şeye dönüştü. Bu hayatınızda bir kere olacak bir şey. O yüzden insanlar hani belki başka türlü düşünebiliyor olabilir. Hani daha erken, daha bilmem ne vesaire. Ama müzik dokumentarı, konser dokumentarı yani belgeseli dediğimiz konsept yani yurt dışında var. Çok fazla var. Bizde yok. Bizde belgesel deyince akla duayen ustalar falan geliyor. Ama burada aslında ben çok abarttığı bir şey anlatıldığını düşünmüyorum. Sadece tabii ki senin ekibin anlattığı için seninle ilgili kötü bir şey söylemiyorlar. Ha söyleseler de yayınlayabilirdi. Ben çok rahat bir adamım o konuda.
Ama bu tamamen kurgusu, yönetmenle itibariyle benim karıştırılmadığımda bir iş. Ben ama mesela daha fazla mı şarkı olsaydı keşke diye düşündüm. Ben de öyle düşünüyordum. İşte aha, oralarda karıştırmadılar beni. İyi tamam. Peki ülkemizde popülerlik, ünlülük, abi derdi tasası yok ya falan diye algılanılan bir şey ya aslında. Hı. Öyleymiş gibi görünüyor çoğu yerde. Hiç kendini eşit hissetmediğin zaman oldu mu? Böyle bir şımarıkça gelir öyle bir şey dersem ama çünkü herkesin yaşam savaşı kendine has ve ayrı. Ben sadece bu savaşsa bu ya da bir mücadele diyeyim de biraz savaş çok ağır olacak ama bu mücadelede gerçekten fazla çalışan biriyim. Fazla çalışırken de bazı zamanlarda da hiç hak etmediğim muameleyi de görmüş biriyim iş hayatımda. Yanlış ticari kararlar vesaire gibi. Oralara rağmen vazgeçmeyip böyle canlı başlı çalışmam ile beraber şunu düşünebiliyorum yani gerçekten konu, kazanılan para, insanların seni alkışlaması, popolaması zaten eskisi gibi de kimse o kadar çok alkışlamıyor. Daha çok yermeyi seviyor yeni hayatta. O yani, bir görünürlük yöntemi galiba. Görünürlük yani, yöntemi yani. İlgi çekmesi deme, için. Bilmem ne yapma, her olaya böyle bir laf etme filan. Böyle bir duruma geldi zaten. Hani ünlülük dediğimizde çok tercih edilmesi bir şey değil bence. Hmm. Hani benim işim müzik, ben müziğe aşığım, sahneye aşığım. Bununla ilgili ne kadar çok başarılı olmam gerekiyorsa, onun uyguladığı kuralların yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Bu durumda da bazen işte yan etkileri oluyor her işte olduğu gibi. İstifade ettiğim şeylerden pişman değilim. Çünkü hayatta çocukluğumdan beri yani 3-4 yaşımdan beri en çok hayal ettiğim şeyi yapıyorum. Hayalimi yaşıyorum. O yüzden ne gelirse başım üstüne. Sorayım. Çok da güzel yapıyorsun zaten. Ömer Harmankaya. Merhabalar. Nasılsınız? İçeriden izliyorum. Gerçekten çok keyifli geçiyor. Bu arada şunu söylememe izin verin. Ne olur. Öncelikle siz buradaki konuklardan sonra da bizi internetten izleyecek olan ekran başındaki izleyenlerden. Yani Edis'i izlemek için geldiğiniz bu güzel gecenin bir noktasında benim tipime maruz kaldığınız için gerçekten hepinizden çok özür diliyorum. İnanın ben de beklemiyordum. Son dakika haberim oldu. Yani size bunu yapmazdım bilseydim. Çünkü baktığınız zaman adamın posası gibi duruyorum sahnede. Anti Edis gibi duruyorum. Edis diyorum falan, anlatabiliyor muyum yani? İyice rezillik. O yüzden ne olur kusura bakmayın. Bayağı anti madde gibi adamın iyi özelliklerini çekiyor olabilirim şu an. Yani ben indikten sonra daha az yakışıklı görünürse yapacak bir şey yok. Zaten tipimle alakalı böyle sahnede çok sert durduğuyla ilgili çok eleştiri alıyorum. O yüzden normalde daha renkli giyinip çıkmaya çalışıyorum sahneye. Ama bugün buradan sonra bir kostüm partisine davetliyim. Arka sokaklar temalı bir kostüm partisi. Evet, normalde sokakta beni öldürüyorlar. Sakaldan büyük ihtimalle arka sokaklar falan diye. Normal konuşunca diyorlar ki dublajcı değilmiş bu. O yüzden değil herhalde. Gibi bir şey oluyor. Güzel. Ufak ufak güzel güzel başladık. Aramızda NFT yatırımcısı var mı hiç? NFT diye de geçiyor. Aa ne güzel. Evet. O zaman size bakarak anlatabilirim yani. Çünkü elimde çok güzel bir parça var. Çok güzel. Araştırdım, hiçbir yerde de yok. Hatırlıyorsanız geçen yazın sonlarına doğru sadece yaşlıların dışarı çıktığı bir iki saat yaşadık. 65 plus dışarıdaydı ve ben o iki saati kaydettim balkona arkadaşlar. Ve kimse kaydetmemiş. Çok iyi bir parça. Arada 8x hızı alıp izliyorum. Çünkü öyle izlenebiliyor yani. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Bütün Kadıköy düşük bütçeli Walking Dead seti gibiydi. Bayağı. Bu arada balgamı olan yaş taklidi yaptım az önce. Zombi taklidi yapmadım, onu da belirteyim. Yani hayatta çok istiyorum ben bir zombi apokalipsin ortasında kalalım acaba ne yapacağız diye ama belli ki bir zombi apokalipsi yaklaştığımız en yakın an oydu. Sadece yaşlıların dışarıda olduğu iki saatti belli ki. Çünkü çok merak ediyorum olsa ne olur. Ama en merak ettiğim şeyi söyleyeyim, çok kafanızı şişirmeyeyim. Bakın yani olası bir zombi salgında, İstanbul'da zombi salgını oldu diyelim. Zombiler gidip Vedat Milor'u ısırdılar. Ve Vedat Milor da zombi oldu, kibar bir zombi. Ama tatlı tatlı insana laf sokan bir zombi oldu. Acaba zombi Vedat Milor insanları sıradan ısırır mı yoksa seçici mi davranır diye çok merak ediyorum. Eyvallah abi. Ya da ısırdı insanı yorumlar mı? Normalde iyi bir insan benziyor ama alt tonlarda bir karaktersiz tadı alıyorum gibi bir şey.
Olur mu? Ya da zombi Vedat Milor ve arkadaşlar diyelim Beşiktaş meydanında bir Hataylı'yı ısırdılar. Zombi Vedat Milor şey der mi? Aa bunun aslında Hatay'da yiyeceksin biliyor musun gibi bir şey. Çok merak ediyorum olur mu diye. Yani çok büyük felaket seviyorum diyemem ama hani bir şeyler yaşayıp sonrasında anlatmak acayip hoşuma gidiyor. O yüzden böyle minik felaket bağımlısıyım diyebilirim kendim için. Ben mesela karıma Sicilya'da evlenmeyi teklif ettim. Etna Dağı'nın tepesinde kraterin dibine çıktık. Biz geldik bir hafta sonra dağ patladı arkadaşlar. Yani felaket seviciliği geçtim. Bedava prodüksiyon kaçtı. İnsan ona üzülüyor. Çünkü şöyle bir şey güzel olmaz mıydı? Benimle evlenir misin? Evet. Puf diye orada bir dağ patlasa. Sonra ben gelsem arkadaşlarım ona desek ki ne yaptı yenge evlilik teklifini kabul etti mi? Ben desem ki oğlum kabul etmek ne kelime? Kız eridi eridi. Kız yandı lan. Kül oldu oğlum kız. Yani. Ama bu kadar artistik yapma da bakmayın. Çünkü olası bir felaket anında çok da hayatta kalabilecek bir tipim yok fark ettiğiniz üzere. Çok kaslı değilim. Hızlı koşamıyorum, hemen dalağım şişiyor. Hiç kavgaya girmedim. Yumruk atmadım, yumruk yemedim. Açık havada cibinlik olmadan yatamıyorum. Çok kötü aram sivrisineklerle. Yani düşünsenize yağmaya gidiyor benim arkadaşlarım. Marketten bir şey istiyor musun? Ya o şeyle, cilde sürülen şeylerden alır mısınız bana da ben? Çok fena falan. O durumdayım yani. Bir de böyle sivrisinekler size de öyle mi oluyor bilmiyorum. Beni sabaha karşı 5 gibi ısırıyorlar. Herhalde ben sivrisineklerin çorbacısı gibi bir şeyim. Ya gece çünkü takılıyorlar. Oğlum ne içtik ya falan deyip. Dağılalım. Olmadı lan. Daha Ömer'e gideceğiz diye. Bir tanesi çok büyük ihtimalle. O bugün sarımsak da yemiştir falan gibi. Büyük ihtimalle öyle bir şey oluyor. Aram çok kötü yani. Ama iyi olduğum özelliklerim de var. Yani olası bir felaket anında beni hayatta tutacak özelliklerim de yok değil. Var. İyi motosiklet kullanırım mesela. Felaket filmi izleyenler bilir, aralardan kaçılıyor. Ne bileyim, do it yourself skill'lerim iyidir. Bir şeyler verirseniz ben onlardan bir şeyler yaparım. Bir de olası bir felaket anında beni hayatta tutacak en sevdiğim ve en güvendiğim özelliğim söyleyeyim. Çok iyi bir betayımdır. Mükemmel bir betayımdır arkadaşlar. Diyelim işte oldu felaket. Derim ki kim babacım, Alfa sen misin? Tamam, ne yapıyoruz? Buraya mı gidiyoruz? Gidelim. Tamam. Onu mu indiriyoruz? İndirelim. Dönüyoruz kabileye. Aa onu indirmeyecekmiş. De değil. Alfa düşünsün. Bana ne? Öteki daha iyi Alfa. Aa tamam hocam. Kendine çok iyi bak. Yani burada daha iyi bir Alfa var. Yani kavga etmelerini beklemem. Anlatabiliyor muyum? O kadar iyi bir betayımdır. Alfa sarrafıyım diyebilirim yani. Kim daha iyi Alfa? Hemen yanındayım. Öyle bir durum var. O kadar iyi bir betayım. Hatta bakın eminim aranızda beta olduğunu düşünenler vardır. Yanımda Alfa kalırsınız. Nasıl bir beta oldum şuradan anlatayım size. Biz pandemide köpek aldık. Birçoğunuz gibi köpek sahiplendik. Bu arada yani şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Aranızda diyelim varsa eğer diye söylüyorum. Seks oyuncaklarına çok meraklı olup vay efendim eşim dostum gelir de salonda falan görürse ben nasıl açıklarım diye düşünen varsa hemen köpek alsın. Hemen. Hemen. Çünkü bizim köpeğe en son aldığımız oyuncağın ben köpek oyuncağı olduğundan çok da emin değilim arkadaşlar. İnsanın kafası karışıyor, ben size diyeyim. Eminim bak, erotik shop sahipleriyle pet shop sahipleri arasında öyle bir anlaşma var. Erotik shop sahibi diyor ki abi ya elimizde patladı bunlar. Pet shop diyor ki getir bana, ben onları eritirim. Zaten anlamıyorlar bir şeyden yani. Öyle yani, o yüzden varsa meraklarınızda alın. Çok enteresan oyuncaklar var gerçekten. Biz köpeği aldık. Neyse daha önce köpek sahibi olan arkadaşlarımız işte tecrübeliler dediler ki arkadaşlar dediler yani bir eve bir köpek eğitmeni gelsin en azından bir iki seans bir size bir anlatsın yani. Hani köpekle yaşamak nasıl bir şey. Bu arada aramızda köpek eğitmeni var mı? Arkadaşı olan da olabilir. Yok galiba. Hemen onları da anlatayım ben size. Çok enteresan abiler ablalar. Genelde kamuflajlı kargo pantolon giyiyorlar. Hiç oturmuyorlar. Hep ayaktalar. Siz oturuyorsunuz. Sizi mi eğitiyorlar, köpeği mi eğitiyorlar çok belli olmuyor. Ve sizle konuşurken diyelim siz buradasınız, size burada anlatıyor. Köpek şurada. Sizle konuşurken bir anda köpeğe hoyt diye bağırıyor. Bak bütün olayları bu. Abi niye bağırdın köpeğe diyorsun. Köpek diyor bir hareket yapıyordu. Onu diyor hareketi yapmadan önlemek için bağırdım falan. Köpeğe bakıyorsun, köpek diyor ki ben hiçbir şey yapmıyordum oğlum. Ben yatıyordum burada gibi bir hayvanda öyle bir hal. Şimdi zaman geçtikçe hayvanla göz göze geliyorsun. Hayvan diyor ki ne olur bunu evden gönderin, dediğiniz her şeyi yapacağım diyor. Sen onu evden gönderiyorsun, parasını veriyorsun. Köpek dediğin her şeyi yapıyor. Köpek eğitimi böyle bir şey. Özetle. Neyse bu köpek eğitmeni. Arkadaş geldi dedi ki
beta olduğumu bilmiyor tabii. Ömer'cim dedi, öncelikle dedi köpeğe, evde dedi kimin alfa olduğunu dedi göstermen gerekiyor dedi. Onun yanında yapamadım ama o gittikten sonra köpeğe eğilip dedim ki bu evde dedim sen alfasın. Çünkü yani eve bir evcil hayvan aldım diye ben 37 yıllık betalık kariyerimi yakamam. Yakamam. O yüzden iyi bir beta gibi zamanımı bitirip sahneden iniyorum arkadaşlar ve sahneyi alfalara bırakıyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoş ne kadar zarifsin. Şansım bugün falan galiba. İnşallah öyle değildir. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Aa, çok teşekkürler. Okan duymaya yeni başladı. Bakın şakayı yeni anladı demiyorum. Genel olarak duymaya yeni başladı. 5 saniye çok azmış. Çok az. Başladı! Şimdi o bir... Şey ya. Yabancı. Bitti. Hadi hadi 5 saniye daha. Bildin mi? Dadı. Evet. Dadı, o söyledi dadı orada biri. Az daha biliyordun ama. Başladı süre. Haydut. Eş anlamlısı. Eşkıya. Bravo bildi. Halit Ergenç. Muhteşem yüzyıl. Başladı. Harlequin ve... Ben çok kötüyüm ya. Yok yok iyisin. İyisin. Yok bir şey gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Hayır görmedim. Ha görmedim. Dur göster. 5 saniye daha ver. Son oynayanın adını söyle. Söyleyemiyorum. Okey. Ölen... tamam ölenin adını söyle. Ver 5 saniye. Ver. Onu da bilmiyorsun. İlkinin adını söyle. Bir şey söyle artık. Ya ben çok paniğe giriyorum abi. Bilmem ki zaten o yüzden 5 saniye. Yine bilen var mı? Şey ya Heath Ledger. Heath Ledger. Ha Heath Ledger Joker. Aynen. Evet. Başladı. Unutuyor gece ayakkabıyı. Cinderella. Aynen. Wow tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Ama camdan ayakkabı. Ama o unutuyor camdan. Camdan demedin abi. Unutuyor gece ayakkabıyı. İnanılmaz bir anlamış gerçekten. Cinderella'dan aklına ilk bunun gelmesi gerçekten çarpıcı. Başladı! Aa, nasıl siyasi olmadan bunu söylerim? Aa. Her şey güzel olacak. Müthişti. Gerçekten. Hiçbir şey demeden anlatması. Buyurun efendim. Aa söyleyemem o şeyi. Neyi söyleyemedim? Parasıyla kızını, yakarak kızını ısıtan beyin dizisi. Meksika Baron. Evet, Escobar. Dizi, dizi. Escobar'ın dizi ismi? Dizisi. Narcos. Narcos. Aa, çizgi dizi ama Netflix'te. BoJack Horseman. Wow. Zaten tabii ki Edison'ın ilk aklına gelir. Sen bu zafer durumu. Yani bir de bir de Rick and Morty sevenler varsa evet. Yeni sezonuna geliyoruz. Gelmiş gelmiş evet yeni sezon yani, gelmiş. İnanılmaz. Buyurun. Yok, izlemedim ben hiç. Evet, ama zor. Evet. Onu ben de anladım. Ve zaten sadece şöyle bir şey söyleyebilirim, evet. O da olmaz. O da olmaz. Geçti. Başka türlü anlatsa? Hadi, ver 5 saniye daha. Yok, tüm sevenler tamam, için. Tamam. Ya evdeki kartlar. İngilizcesi? Kart. House of Cards. Aynen evet. Gibi. İnanılmaz başarı. Senin zaten zaman zaman söylediğin, bizim de fırsat bulduğumuzda yapıştırdığımız toksik maskülenitenin karşısındayım durumuyla alakalı. Bir beyefendiye test yapacağız. Kaç puan maskülen olduğuna bakacağız. Merhaba. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Can. Can Bey ne iş yapıyorsunuz? Can Bey dışında her yeri aydınlattık.
Bir teknoloji lojistik şirketinde çalışıyorum. Çok evet, güzel. Startup gibi. Startup. Aa aynen, ne kadar evet, güzel. Geçen sene kuruldu daha. Hem de geçen sene. Evet. Sizin yok, mi dahil kuruldum, olduğunuz dahil ekibe? Oldum, evet. Umarım başarılı olursunuz. Çok İnşallah. Heyecanlandırıyor beni startup şimdiye fikirli. Kadar başarılı. Süper. Size bir test yapacağız şimdi. Tamam. Yanınızdaki kız arkadaşınız mı? Evet. Tamam. Ne kadardır birliktesiniz? 3 sene oluyor. Ya. 3 evet. sene oluyor. Tebrik ederim. Zor süre. Değildir inşallah. Yo yo zor tamam. değil. Bayağı puanları var işte. Mesela ilk sorumuz şöyle. Duygularımı göstermekten çekinirim. Sevgimi belli etmem. Evet mi hayır mı? Yok belli ederim. Belli edersiniz. Gösteririm. Gayet tamam. iyi. Evet. İlk sorudan İyi yırttınız. Geldiğinde atarım trip yani. Yeri geldiğinde trip atarım dedim. Güzel trip atsın. Yani tamam Can Bey ama neyse okey. Gösteririm diğer aynen, sevgiyi gösteririm. Evet evet. Evet damacana sipariş gelmişse bir kadın değil ben kaldırırım. Bu tip işler erkeğin görevidir. Tabii ki de onu. Tabii ki de evet. dediniz. 20 puanı kucağınıza aldınız şu an. Sevgilimin erkek arkadaşı olamaz. Dışarı çıkacaksa nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini bilirim. Yok ya tabii ki olabilir erkek arkadaşı. Dışarıda yani öyle zaten hani şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Hesap çok da gitmez zaten de, diyor yok, şaka şaka. Yani evet. Hesap verme anlamında değil de bilgilerle konuşmak. Yani, onu aynen. siz de yapıyorsunuzdur tabii, ona. Normal, yani evet. sonuçta gece çıkabilir mi zaten? Çıkar tabii. canım. Çıkar dediniz değil mi tabii, siz? Tabii tabii. Evet. Sevgilimin kıyafetlerine karışırım. Yanımda her kıyafeti giymesini doğru bulmam. Evet, bu konuda biraz tartışıyoruz bazen. Gerçekten. Fırça yiyorum. İnanılmaz. Azaltmaya çalışıyorum, evet. Kargocu geldi, biri geldi. O zaman şortun çok kısa. Şortla da açma bacım sen. Şaka i̇şte şaka. Ben de anlıyorum. Ben nelerle açıyorum. Yani maalesef şaka. Yaşadığımız coğrafyadan biraz. Cevaplara göre toplamda sevgilimi damacanayı aldınız elinden. Kıyafetlere karıştınız. 50 puan aldınız. Ortalama. Böyle bizde 50 bir şey var. Onu da artık ufak ufak şey yapın. Evet azaltmaya diyor. Çalışıyorum. Ama zaten o giyimi falan halletmeye çalışıyorum yavaş, dediniz. Yavaş. İnşallah. Evet. Can Bey. Evet. Tebrik ediyoruz. Bu yüzden teşekkür siz de ederim. Bizden iki kişilik bir bilet kazandınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederim. Ya şu fan token. Hı. Ya çok yeni 21 Ekim galiba zaten. Yok başladı. Şey... Ya zaten... 21 Ekim geçen hafta. Evet, evet. Geçen hafta başladı. 21 Ekim'de başladı. Şu an durumlar nasıl? Alalım mı biz seni? Burada. Alalım. Bizim çocuğumuz ol. Ha? Alalım mı? Fan token al. Gerçi yok fan token bu arada. Şimdi bitti ha. Çok evet. evet tükendi de şimdi yeni şey partisi geldi. İyi gidiyor da. Öncelikle zaten vizyonundan dolayı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani bence müthiş bir fikir. Bu arada o diğer yani bu adı geçen kripto borsasının da şeyinde o firmanın da vizyonundan öperim. Yani evet. müthiş bir fikir. Özellikle seninle çalışmaları da benim çok hoşuma gitti. Senin seyirciyle ilişkin açısından çok doğru bir birleşim diye düşünüyorum. Orada izledikleri için zaten aslında geldi. Çünkü onların ben Kripto Fest'inde sahne aldım. Hmm. Sonra Gökalp CEO'su yani sahibi aşağı indi ve daha fazla bir şey yapalım döndü konu. Bizim ekibimizin, onların ekibinin bir fikriydi. Benim aslında kendime ait çok ciddi bir fikir değildi. Çünkü biraz riskli bir iş. Yani fan token durumundayız. Benim NFT'lerimi almak için benim sadece fan token'ımla alabiliyorsunuz o NFT'leri. Sen bu NFT'yi de ürettin. NFT üretiyorum ve yakında satışa çıkacak. Ama tabii ki fan token bir para birimi. Hı hı. Ve o para biriminin benim fanların dışında da bir yatırımcısı oluştu. Hı. Hatta yani birçok futbol takımının 3,5 günde biterken 8 saatte bitmiş benimki. Çünkü bahiste çok açık bir hayatım var. Biraz da öyle bakılıyor biliyorsunuz para yatırma işlemleri. Şimdi bu para iyi de gidebilir. Bir gün kötü de gidebilir. Ve bunun sorumlusu diye seni yani mi aslında benim hiç olmamam lazım. Çünkü dolar yükselince gidip dolara kızmıyorsunuz. Ama evet. ben... Benjamin! yani... fan token yani en azından benim açımdan şöyle ben teknolojiye çok meraklıyım. Hmm. Fütüristik şeyleri çok fazla araştırırım. Bilime de çok aşığım. Zaten kripto paraya da ilgim vardı. Benim ismime bir alt şey çıkması çok önemli oldu. Yani benim adıma altcoin çıkması çok iyi hissettirdi. Bundan sonra yatırımcıların işi
NFT'mi almak isteyen fanlarıma zaten çok özel ayrıcalıklar tanıyoruz. Bu aslında biraz da sosyal sorumluluk için yaptığım bir şey benim. Çünkü ben aynı zamanda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu iyi niyet elçisiyim. Benden gelecek olan, buradan kazanacak paraların zaten bir kısmı, iyi bir kısmı zaten benim fonuma gidecek. Yani iyi niyet elçiliği yaptığım kuruma ve aynı o kurumun gösterdiği sosyal sorumluluk alanındaki derneklere. O bakımdan benim için aslında para odaklı bir proje değil. Ama para da kazandıracak elbet. Her iş gibi. Yani bir hobiydi bu. O hobiden de para kazanacağız. NFT zaten var. Ben çizimlerim falan da var kendimce yaptım. Hani NFT göstermek istediğim birçok alandaki beni de dijital anlamda sunacak insanlar. O çok önemli. Evet. Ya böyle bir şeyde önce olduğum için mutluyum burada. Tebrik ederim. Ben de merakla bekliyorum NFT'lerini. Evet. Fan token'ını alamadık ama belki yetişip bir şekilde hallederiz o işi. Peki en uçuk hayalin ne? Yani kendini en uç nerede düşünüyorsun? Uzaya gitmek istiyorum. Kalıcı olarak? Yok, hayır. Yani turistik olarak zaten kalıcı zannetmiyorum ama. Ya ne bileyim, bir koloni geyikleri var ya bir noktada artık oraya yerleşme denemeleri falan. Çok emin değilim. Ama kesinlikle turistik bir ziyaret yapmak istiyorum. Tabii ki ekonomim ve hayatım ne kadar edilir. Umarım el verir. Ya. Yani bir noktada... Bir noktada gelir belki zamanı. Çok hızlı gelişiyor ya yani... Çok fazla ilgiliyim ben. Bir tur, ne zaman uzaya. Bir turistik bir gezi olacak ya yakın olacak, zaman. Olacak, olacak evet. 22 mi? Ha iyi bari. Allah'ım, gülmeyen Jeff Bezos'u bile bir gitti geldi adam. Kahkaha tufanına dönüştü falan. Muhtemelen bir şey var bunda. İlk ohalan tanınıyorum artık tek başıma dışarı çıkamam dediğin günü hatırlıyor musun? Tek başıma çıkıyorum. Yani bir şey, çok merkezi bir yerde. Ya evet, bu artık yapamıyoruz. Yok, onu. Yani gerçekçi olmak. Vakit öldürüyor biraz gibi olur. Yani gerçekçi olmak lazım. Bir de bilmiyoruz ki şimdi hani geçen birine daha sordum. Yani güvenlik meselesi de var bu işin içinde. Hani böyle çok, hani herkes seni çok kibarca sevmiyor bazen. Başka türlü de sevebiliyor. Yani ilk defa ne zaman, galiba oturduğum yerde artık hani markete bile gittiğimde, yani böyle ama nasıl gidiyorum markete? Ben sabahlık yerim, çok severim şeyi böyle. Babamdan kalan bir alışkanlık. Yani ben onunla gidiyordum markete. Önümde market git filan. Hani o olmamaya başladığı zaman belki öyle hissetmiş olabilirim. Röpte şambırını kestiler ilk ünlü olunca. Yani hatırladım bak, bir gün burada Zorlu'da ayıptır sonrası lavaboya gidiyorum. Giderken de bir kişi gördü ama böyle bir tamam gördü yani. Ben de merhaba falan dedim. O yani 15 kişi falan toplamış. Ya bence tanımıyordu bile. Hani yolda birini görüp bir gel bak burada biri var falan demiş bile olabilir. Çünkü 15 kişi mümkün değil, dolaşmazsın yani. Ben lavabodan çıktım. Orada da bir böyle sürekli bir evet. Merhaba sen. Merhaba. Nasılsın abi? İyiyim abi. Hani o da bir zor zaten. Çıktım filan bir anda öyle 15 kişi beni bekliyor. Ben yürüdüm, birbirimize bakıyoruz. O taraf heyecanlı, ben öleceğim. Kimse bir şey konuşmuyor. Ne yapalım? O taraf çekilelim mi dedim. Hani o tek başına alışveriş merkezleri öyle yavaş yavaş gitmeye başladı. Merhaba. Sizin isminizi alalım. Hazal. Hazal Hanım. Evet. Kendisi işletme mühendisi. Mükemmel. Biz tanıştık, kendine iş yaptı, az da anlamadık ama işletme mühendisi. Bilmiyorum ben de yani. Merhaba, sizi tanıyalım. Ayşe ben. Ayşe Hanım. Evet, ne iş yapıyorsunuz? 23 yaşındayım, eczacıyım. 23 yaşındasınız, eczacısınız. Evet. Bekarım da deyin, tam olsun. Bekarım da. Evet. Söyleyeyim mi şimdi? Yo, başka bir şey söylemek istersen anlatacağım. Direkt martılar söylemek istiyorum ama kendimi çok zor tutuyorum. Direkt martılar söyle. Yani çok zor, isterseniz bir deneyin. Deneyin, onu sormamış kabul ederiz. Başka şey, bakalım martılar hımlanabiliyor mu? Martıları söylemeyeceğim. Vazgeçtiniz. Geçiyorum. Tamam, buyurun. Yüzler ve katmer katmer. Evet. Asla üstüm yok. Sen bilince biz mi içiyoruz? Evet efendim. Aa. Hanımefendi içiyor. Hangisinden arzu edersiniz Hazal Hanım? Çok güzel. En güzelini seçtiniz.
Evet, silik gibi olan. Alkışlıyoruz Hazal Hanım'ı. Ayşe Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Merve ben. Merve Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Avukatım. Ya ne avukatı? Yani ceza hukuku haricindeki özel işlerine bakıyorum. Ha, ticari falan filan. Evet, aa süper. Para orada var zaten galiba. Para oradan kazanılıyor galiba esas olarak. Öyle diyorlar. Ya bir benim zengin işte avukat arkadaşlarım onu yapıyor yani. Onun için söyledim. Senin var mı avukat arkadaşın? Ya cezanın da derdi biraz büyük oluyor ama. Tabii. Yani ceza avukat da kolay bir şey. O da başka bir şey. O da çok aslında zevkli, güzel bir biraz alan. Yakın tutar mısınız mikrofonu? O da çok zevkli, güzel bir alan ama benim biraz öyle şanslıydım. Evet. Merve Hanım, siz bize bir şey hımlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Buyurun, dinliyoruz sizi. Evet, Barış Manço. Barış Manço, Gülfem. Ama sen söylüyorsun. O şarkının ismini biz söyledik. Gülfem'i ben söylüyorum. Evet, sen tamam iç. Tamam, evet. Ben içtim, tamam. Barış Manço demek kolay. Barış Manço demek kolay, doğru. Doğru abi, ben içiyorum. Tamam Edis'ciğim, sen sakın şey yapma. Ne o, çok merak ettim. Prensesin gözyaşları. Merhaba. Aa merhaba. Nasılsın? Doğa ben. Yeditepe'de sinema televizyon okuyorum. Doğa aynı dediniz güzel. Değil mi? Evet, Doğa. Ay ne kadar güzel bir isminiz var. Teşekkür ederim. Umuyorum. Ha. Doğa'nın çişi geldi galiba. Umuyorum, çok iyi. Çok tatlı. Ya aceleniz varsa biz size. Heyecanlandım. Heyecanlandınız. Ben sadece adınızı duyduktan sonrasını dinlemedim zaten. Merhaba, ben Doğa, hımlıyorum dedi. Çok tatlı. Bilgi Üniversitesi'nde ne okuyorum? Yok, Yeditepe'de sinema televizyon. Bakın, hiçbir şey anlamamışım. Sinema TV kaçıncı sınıf? İkinci sınıfa yeni geçtim. Aa tebrikler. Kaç yaşındasın ya? Teşekkür ederim, 20. 20 yaşındasın. 20, ya. Reşit misin diye sordu. Buyurun, alalım şimdi. Ne ne nedir? İnsan sen insan. İnsan. Ben de bildim de. Cem abi. Doğru değil mi? Bilindi. Evet, evet. Çok çok teşekkür ederiz. Bunu içiyorum. Allah bilir ne. Ben Çağla. Merhaba Çağla Hanım. Siz evet. Ne yapıyorsunuz? Kimya mühendisiyim. Ya nerede? Eczacıbaşı'nda çalışıyorum. Aa ne kadar güzel. Ne kadardır? 2 ay. Yeni mezun oldum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok iyi. O zaman hadi dinleyelim sizi. Hey adamım. Bana bakma öyle. Deneceksen öyle bir kalemle. Öyle olmuyor işte o işler. Sen bildin değil mi? Çok yavaşım ya. Onu mu içmek istediniz? Evet. Kusura bakma valla. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben Nur. Nur Hanım. Mimarım. Ya nerede? Aa. Kendi ofisiniz mi var? Ay yok daha. Nerede? Yavaş yavaş. Anadolu bir dekorasyon firmasında çalışıyorum. Çok güzel. Buyurun şarkınızı aynen. Hımlayın bize. Umarım anlarsınız. Ya. Ha? Arada küfür mü etti o? Şaka şaka. Umarım anlarsın. Umarım anlarsın. Edis'ten umutluyum da sizi bilemiyorum. Ha neden? Ne demek lan? Hayır bana da yük geldi. Şimdi evet. Kesin ben bilemeyeceğim. Göreceğiz. Buyurun. Buyurun dinliyorum. Sen niye kaş göz yapıyorsun orada? Birazcık anlarsın sanki. Biliyorum. Evet, aynen. Yabancı mıydı ya? Aynen. Çok güzel anladınız. Ya. Tebrikler. Gerçekten olmadı. Blinding bak. Lights, Weekend. İsmini söyleyemedin, iç. Ne içeceğim canım? O hımlayamadı. Hayır, buradan Weekend'e gidelim. Blinding Lights. Ayrıca başka bir şarkı hımlarsınız. Başka bir şarkı hımlamanız. Hadi Türkçe bir şey söyle. Ama buna çalışmıştınız. Başka da şarkı mı yok? Yeni birinden duyalım. Yeni birinden duyarız. Eğer yoksa sorun değil. Hanımefendiye alabiliriz. Ama çok iyiydi bence. Sadece siz İbrahim'i arada içmek istemediği gibi oldu. İçmek mi? Ha evet. Bana bak, oynuyorum ama. Kendi problemi. Ben be lütfen yani. Çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendiye alalım.
Merhaba. Merhaba. Ah sen ben. Olur. Ne iş yapıyorsunuz aslında? Makine mühendisliği öğrencisiyim. Birincisi. Makine mühendisliği öğrencisiyim. 5 tane kız var evet. 70 kişilik sınıfta 5 kızız. Evet bunun geyiği bitmedi. Ben öğrenciydim 20 sene önce. Bu geyik devam ediyor. Öyle. Hala aynı. Çok iyi. Peki nerede? Beykent Üniversitesi. Beykent Üniversitesi'nde. Çok güzel. Bize bir şarkı evet, hımlayacaksınız. Lütfen dalga geçmeyin tamam mı? Çok dalga geçiyorsunuz. Neydi sizle mi? Yapamazsam sakın dalga geçme. Ay saçmalama o dalga geçeyim sonra özür dilerim. Çok pardon falan diyorum yani. Ha. Evet. Başlıyorum. Evet. Evet. Kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Üzerimde ne dansım var ya benim bunda diye. Gerçekten bunu söylemeniz çok çarpıcıydı. Ben aynı anda bildik diye. Hayır, kayıtları izleyelim ben söyledim biliyorum. Hayır, hayır. Kayıtları değil seyirciye güveniyorum ben. Aynı anda mı? Aynen. Aynı anda. O zaman bir şarkı daha dinlersin. Yemin ediyorum bir saniyesi önceydim arkadaşlar. Bir kişiden daha dinleyelim o zaman. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. İsmim Defne. Defne Hanım siz de Harbiye'deydiniz. Harbiye'ye gidemedik biz, gidemeyenlerdeniz. Tekrarlanmasını isteyen gruptayız. Neden gelemediniz? Harbiye'ye giden siz miydiniz? Ha. Çalışıyordunuz. Çalışıyordum. Buyursunlar. Bu arada biraz önce ben çalıştım şarkıya. Arkadaşıma sordum, yapabiliyor muyum sence dedim. O yapabiliyorsun dedi. Ha? Dedi ki... Hiç bulaşma dediniz. Kesin bileceğiz. Genelde böyle olur. Ama ya, ondan önce... Tekrar bakayım mı? Tabii, ben? Siz ona bakarken... bir sevgili Edis. Hımlamaya çalışır mısın martıları? Yapıyor. Siz ne ara çalıştınız? Evet. O mikrofonu ben artık... Buyurun. Şimdi bunun üstüne hımlayınca yalnız biraz komik olabilir. Normal şartlar altında. Aslında sesim çok kötü. Biraz heyecanlandım şu an. Aynen, bir albüm teklifi alacağınızı zaten düşünmüyorduk. O yüzden bence bir şey kaybetmeyeceğiz. Defne Hanım, tatlı bir anımız olacak. Umarım berbat hımlarsınız çünkü en eğlencelileri onlar olur. Bu kadarını ilk defa duyuyorum. Şaka. Aslında kafası karışsın diye yapıyorum. Çünkü bilecek. Bir daha yapıyorum. Sus be sen. Olmaz sevgili. Ya. Yok, zaten yanlışmış. Doğru mu? Hayır, değil mi? Yanlış. Evet, acı ha, nedir yanlış. Bilmeden, yağmurlu gün görmeden, tek akıllı geçindik. Evet ya, bunu ben bildim biliyor musun? Kimseden kopya gerçekten çekmeden. Gerçekten kopya çekmeden bildi. Edis'i alkışlıyoruz. Defne Hanım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hey, 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 hey. Edis gerçekten yan yana gelmeyi hani pandemi döneminde konuk olmana rağmen düşündük biz. Yani kendi aramızda hep konuştuk. Yani çok eğleneceğimizi tahmin ediyordum zaten ama bu kadar eğleneceğimizi gerçekten çok tahmin ettim. Çok teşekkür ederim. Yani. Ben de çok beğendim. Ayaklarına sağlık. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Çok eğlenceli bir akşam oldu bizim için. Çarşamba YouTube'da haftaya pazartesi burada olacağız. Bu hafta konuğumuz Edis'ti.